Selamlar arkadaşlar, yeni bir vlogla karşınızdayım. Şu anda Çin'deyim. Tam 10 saatlik uçuşla Çin'e geldim, Şangay'da. CES Asia 2018 etkinliği vardı. Çok da güzel işler çıkarttım. Yukarıdaki kartı tıklayarak o videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu gezinin son günü. Son günde sizin için bir de vlog çekmeye söz vermiştim. Odada başlıyorum arkadaşlar vlog çekmeye. Üzerimde de çok güzel bir tişört var. Bu tişörtü bana yaklaşık bundan 4 sene önce Özgür Çetin arkadaşım almıştı. Şangay'a gelmişti. CES'in ilk etkinliği Shiftlite adına orada izlemişti. Gelirken de bana bunu almıştı. Ama şimdi bu tişörtün başka bir özelliği daha var benim için. Tabii o zaman böyle bir şey olacağını tahmin etmiyordum ama Seda ve Hakkı olarak da bunu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu anlamlı ve güzel tişörtle beraber Şangay'da biraz dolaşacağız. Çok fazla bir yerlere gidemeyeceğiz. Önce bir elektronik mağazasına gideceğiz. Sonra belki bir şeyler atıştırmaya gideriz. Bir sokaklara bakarız. Ama isterseniz önce bir odadan başlayalım. Hatta şunu yapmak istiyorum. Bu odada YouTuber arkadaşlarım yapıyor ya. Kamerayı bir yere sabitliyorlar. Ondan sonra da yatağın üstüne doğru bir uçuyorlar. Aynısını yapacağım. Şimdi bu saç marketlerden sonra dağınık da olsa odayı biraz gezelim. Manzara güzeldi. Şöyle göstereyim. Fena değil. Ama odanın tasarım falan çok güzel. Yani yatak büyük. Duş alanı çok büyük. Bir de şu böyle oval bir cam var. O da güzel arkadaşlar. Kablolarım, benim baş belalarım hepsi burada. Yüzlerce şarj aleti. Bakın burada ne var. Quick Charge 4 Plus destekli bir şarj aletim var arkadaşlar. MacBook getirdim. Google Pixel 2 XL getirdim. iPhone X getirdim. Bu da benim kızımın yeni fotoğrafı. Wallpaper yaptım. Gelirken ekonomi uçtuğum için yastık faydalı olur diye bunu da getirdim arkadaşlar. Çoraplarım. Valizim bu. Valizde öyle çok aşırı bir şey yok. Hatta bir kısmı tamamen boş. Şu çanta bu videoda size hediye edilecek arkadaşlar. Nasıl katılacağınızı aşağıda bir linkte paylaşacağım. CES Asia'da bana verilen bir çantaydı. Ben de size hediye edeceğim. Ve işte o güzel banyo arkadaşlar. Her şey çok harika. Bakın şurada benim ayakta kalmamı sağlayan destek şeyleri var. Gene herkes bunları soracak. Burada neler var diye sonra anlatırım. Gün içinde o kadar yoruluyorum ki en azından biraz destek alayım diyorum arkadaşlar. Küvet, bundan çok faydalandım. Normalde pek küvetleri kullanmam ama gerçekten faydalandım. Bu da boy abdesti almak için bir başka yer. Oda turumuz tamam. Şimdi ayakkabılarımı giyeceğim ve sokağa çıkacağız. Otelin lobisi çok güzel. Lobiye dikkat ederim çünkü hani odada, yattığım yerde çalışmak beni çok motive etmiyor. İnerim bazen lobiye. Lobi güzel arkadaşlar, arka tarafta. Yemek yediğimiz yer hemen şurası, orayı da göstereyim. Hatta izin verirler mi bilmiyorum ama şöyle bir geçelim. Her zaman da yediğim sabit bir yer var arkadaşlar. Orayı da göstereyim size. Dışarıyı da izleyeyim diye çok güzel bir yer seçiyorum her zaman. Şu masa, tam şu koltukta, etrafı da izleyerek yemek yiyorum arkadaşlar. Aldığım şeyler şurada ama tabii şu an her şeyi kaldırmışlar. Birçok şeyi yiyemedim tabii ki. Peynir, tereyağı, yumurta falan, onları yedim. Bu arada bu otelle alakalı bomba bir anım var. Onu videonun sonunda sizlere söyleyeceğim. Şimdi yapmamız gereken enteresan bir şey var. Bir yandan sokağa çıkayım, anlatacağım. Şu gözlüğümü bir takayım. 95 bin dolarlık gözlüğümü takayım. Ya şu otel kartı da bir kere bozuldu. O nedenle tırsıyorum şimdi. Ne telefonun yanına, ne Allah, telefon burada. Öbür tarafa koyayım. Çinli minli komünistler falan diyoruz da etraftaki arabalara bak, götürüyorlar. Neyse, şimdi şöyle bir sıkıntım var arkadaşlar. Burada kredi kartı her yerde geçmiyor. Kredi kartı geçiyor diyen yerlerde de ne Mastercard ne Visa geçiyor. Sadece diyor Çin bankasına ait bir kredi kartınız varsa o geçiyor. Vallahi çok büyük sıkıntı yaşadım. Onu söyleyeyim. Şimdi ne yapacağım? Benim hatam da var. Benim hatam da şu. Gelirken yanıma dolar almayı unuttum. Doları her yerde bozdurabiliyordum. Ve daha bombasını söyleyeyim. Kendime bir bankamatik almayı da unuttum. Yani ne demek bu? Buradan nakit çekemiyorum arkadaşlar. Kredi kartı da şirketin kredi kartı olduğu için. Neyse, bunlara çok daha fazla girmeyeyim. Allah'tan Amerikan kredi kartım yanımda. Ondan çekebildim arkadaşlar. Yoksa gerçekten çok büyük rezil oluyordum ya. Böyle bir rezillik yok yani. Ya 50 TL'lik param yoktu yani, öyle söyleyeyim. Neyse. Şimdi yine biraz para çekeceğiz arkadaşlar. Çünkü takside büyük bir ihtimal kredi kartı geçmeyecek. O nedenle
Bildiğin kredi kartından nakit çekeceğim ya faizle. Neyse az çekeceğiz. Ana yeşil yandı. Süper. Bu Barcelona'daki kavşaklar gibi. Lan yeşil yandı oğlum. Live League diye bir site var ya. O sitede hep böyle Çin'de olan trafik kazaları falan. Yemin ediyorum aynı kavşaklar falan. Az önce garip bir şekilde yeşil yanarken adam depeme doğru geliyordu. Taze salata falan isteyenler için güzel seçenekler var. Çoğu İngilizce yazmıyor doğal olarak. Bu arada bu işleri benim çok hızlı yapmam lazım. Çünkü uçak gece uçağı yine ve saat 19.45'te benim otelden servis kalkacak arkadaşlar. Şu anda saat kaç? 15.35. Yani bir 3,5 saatim var bu operasyonları yapmak için. Yeter herhalde ya. Evet bir aya geçidi var ama nasıl oluyor? Sıkıntı olabilir arkadaşlar. Ben yine dikkat edeyim sağa sola. Ha bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben burada bir tane daha vlog çekmiştim. Bundan yaklaşık 3 yıl önce. O zaman da çok beni şaşırtmıştı. Hani kafamdaki Çin rezalet bir yerde. Abi bir geldim bildiğin Amerika yani. Ha tipler biraz değişik ama bakınsana etraftaki düzen. Kaldırımların genişliği. Böyle bir şey var. Düzen var yani. İnsanı böyle hayret ettiren güzel bir şehircilik var. Heh, geldim. Şu banka bu arada Türkiye'de de var. Şuraya gireceğiz. Paramızı aldık. Acayip sıcak. 500 yuan çektim arkadaşlar. Bu arada kredi kartından değil, banka hesabından çektim ama gene orada bir şeyler yaparlar yani. Acımaz bankalar. Amerikan bankası da olsa komisyon falan filan. Bu arada yuan'ı merak edenler için şöyle söyleyeyim. 1 TL 1.4 yuan. Türk lirası Çin'in yuan'ından daha değerliymiş. Şaşırdım hani şu son olaylardan sonra. Şimdi ne yapacağız? Paramız var çok şükür. Şimdi otele gideceğiz. Ben öyle yapmıştım bundan 3 sene önce. Oteldeki görevliye dedim ki hani böyle telefon melefon alacağım. Hani bunları ben nereden alabilirim? İngilizce bilen o kadar az insan var ki. Bir de bilgi sahibi de çok insan yok burada arkadaşlar. O nedenle oteldekiler gene akıllı insanlar. Onlara sorayım. Bir de şey yaparız ha. OnePlus falan eğer olursa efsane olur. Zaten Xiaomi'yi satın almıştım. Bir de OnePlus falan ayarlayabilirsek buralardan çok iyi olur arkadaşlar. Geçen Tolga Tayvan'a gitmişti. Tayvan'da pek bulamamıştı. Hava durumunu merak edenler için söyleyeyim. Gündüzleri nemli. Yani gece efsane bir hava var. Rüzgar esiyor. Hafif serin, ılık böyle. Ama gündüz acayip sıcak. Yani bizim Antalya falan gibi. Hem de o nemli, boğucu zamanları olur ya. Aynen öyle bir havası var arkadaşlar. Şeyi merak edenler olabilir. Hani 3 sene önce gelmiştim. Bu 3 senede ne değişti falan diye. Zaten adamların şehircilik planlaması aşırı başarılı. Yani öyle 1 sene 2 senede de değişen bir şey yok. Adamlar uzun süreli düşünerek yapmışlar. O nedenle şehircilik ve planlama konusunda çok bir değişiklik yok. Ama insanlar biraz değişmiş. Şöyle ki abi herkesin elinde telefon. Bak mesela motorcu abi durunca hemen telefonu açıyor. Ha, ne yapıyor ki telefonda? Niye ha? Ha adam navigasyona bakıyormuş. Adam telefonuna baktık ya. Böyle bir şey yok ya. Neyse şimdi bu adam haklı. Yani aslında çok da haklı değil. Bir yere sabitlemesi lazım falan. Ama herkeste manyak gibi telefon var ya. Yani böyle yürüyorlar herkes. Böyle kafa aşağıda. Acayip bir yer olmuş arkadaşlar. Bir de 3 sene önce geldiğimde bu giyim kuşam öyle çok... nasıl desem şey değildi. Modaya uygun değildi diyeyim. Onu söyleyeyim. Şimdi biraz çok şık insanları gördüm. Hem erkekler hem hanımlar acayip şıklardı. Onu fark ettim arkadaşlar. Onun dışında öyle çok değişen bir şey yok. Ha bir şey daha söyleyeceğim. Daha fazla Tesla gördüm. Acayip fazla Tesla ve lüks arabalar var. Şimdi otele doğru gidiyoruz. Otelden bir kart alacağım. Karta yazmalarının sebebi de şu. Şu anda abi yazıyor. Bunu taksiye vereceğim. Ne yazdığını anlamıyorum tabii ki. Rezalet bir espri yapıyormuşum. Burada herkes doktor. Ve taksi geldi. Thank you so much. Thank you. Abi acayip açmış klimayı. Gözlüğümüzü de takalım. Gideceğimiz adreste bir yani tek kelime İngilizce yok mesela. Kredi kartı falan da yok. Yani o nedenle anladınız mı? Otelden o nedenle çağırdım. Aranızda şey diyen olabilir. Abi niye Uber'e binmedin? Yani Uber'in varlığını araştırmadım bile. Bak vallahi hala da bilmiyorum yani çalışıyorum. Çünkü abi burada Google çalışmıyor ya. Hani google.com çalışmıyor.
Yani Uber zaten çalışmaz diye hiç bakmadım bile. Ama bu arada oteldeki adamlar da cep telefonundan çağırdı. Böyle bir taksi benzeri bir uygulama vardı arkadaşlar. Gerçi sanki Uber, öyle bir haberler hatırlıyorum. Şifte.net'te okumuştum. Uber buradaki şeye bir yatırım yaptı falan filan gibi bir şeyler vardı böyle. Hani buraya girmek için. Arabanın da camı ne kadar pis ya. Yani görünmüyor etraf. Camı nasıl açacağım ya? Cam açma yeri yok. Ha şurada. Oğlum araba ne kadar pis lan. İstediğimiz yere geldik arkadaşlar. Thank you. Evet. Lan arabadan her şey dökülüyor. Evet, çantayı da alalım. Mekana geldik arkadaşlar. Şimdi burada hızlı hareket edeyim. Arkadaşlar olaylar şurada. Hem şu taraflara bir gezeceğim, şu yukarılara. Burada bir mağazaya geldim arkadaşlar. Mağazada konuşma şöyle oluyor. I want to buy OnePlus. I really don't know where to buy it. Okay, thank you. Ya şimdi İngilizce bilmiyorum ama elinde çok güzel bir cihaz var. O Çince konuşuyor, bana İngilizce seslendiriyor. Ben İngilizce konuşup ona Çince seslendirme yapıyor. Vallahi güzel ama OnePlus bulamadım. Burası Yazıcıoğlu'nun bir benzeri arkadaşlar. Her şey var. Şimdi arkadaşlarımdan Arda bana bir sipariş vermişti. Ufak bir kablo. Bu hanımlar o kabloyu bulamadı ama dediler 100 yuan bırakırsan biz sana onu getireceğiz dediler. Geri kalanı da alınca teslim edersin. Vallahi güvendim bunlara. 40 dakika sonra tekrar buraya geleceğim arkadaşlar. Küçücük yerde böyle garip garip yemekler yapıyorlar. Onu göstereceğim şimdi size. Niha! Gördünüz değil mi? Korkunç. Yani belki de korkunç değil, ne bileyim. Önyargılı da davranmayayım. Adamlar seviyor. Yani bir denetlemesi falan vardır. O nedenle önyargılı davranmayayım. Depozito istedi kadınlar. Dediler sen depozito ver, biz sana getireceğiz. İnşallah beni keklemezler. Şimdi onların yanına gidiyorum. 40 dakika sonra gel demişlerdi. Şu arkada da bir McDonald's var ya, acıktım. Bir de McDonald's'tan bir şeyler gömerim kaçarız. Sordum, daha gelmemiş. Ben de acıktım, şu McDonald's işini bir halledeyim diyorum. Şuradan git sağda dediler ama. Bir de burada aslında güzel şeyler de var da şimdi son gün riske girmek istemiyorum ya. Abi her yer Çince, anlamıyorum ki hiçbir şey. Allah Allah. Excuse me, how can I go to the McDonald's? How can I go to the McDonald's? McDonald's. McDonald's. Hı-hı. McDonald's, hamburger. McDonald's, McDonald's. McDonald's. Donut. McDonald's. Wait. Oh, no. Follow me. Follow. Okay, yeah. Thank you. Downstairs. And turn right. Right. Yeah. You can. Fine. Yeah. Okay. Yani inşallah böbrek operasyonu değildir. Aha. Nasıl yani? And turn right. Okay, thank you. Thank you. Ana, yalnız garip bir yere geldik. Abi geldiğim yere bak şimdi. Acayip kokuyor arkadaşlar. Nasıl lan? Bu oyunlarda sahneler olur ya böyle. Böyle bir tane zombi çıkacak elinden baltasıyla. Böyle bir koku yok yalnız. Kapı açık değil, şuradan. Oh. Çok şükür çıktık. Şimdi McDonald's. Abi 3 sene önce de buraya gelmiştik. Burada bir yerdeydi hatırlıyorum. Böyle yukarılarda bir yerde, garip bir yerdeydi. Bomba soru geliyor arkadaşlar size. Hazır mısınız? Soru şu. Çin'de yaşar mısınız? Hemen yukarıya anket açıyorum. Yani şu olanları gördünüz. Çin'de yaşar. Aha McDonald's. Aşağıya yorumlarınızı da yazın. Anketi de doldurun. Merak ediyorum arkadaşlar. Yani iki uçta dolaşıyor böyle, tamam mı? Bir efsane yerler. Mesela şu cadde efsane. Az önce böbreği alıyorlardı. 3 sene önce de buraya gelmiştik. Ahmet abi, Erdi ve ben. Bana İngilizce menü getirdiler arkadaşlar. Bu arada bakın mobil ödemeyle ödeyecekler. Ama ben bundan yararlanamayacağım anladığım kadarıyla. Tebrikler. Hani bizim BKM Express gibi bir yöntemle ödedi vallahi insan. Ama ben ödeyemeyeceğim galiba. Bu arada domuz eti olan modeller var. O nedenle ben şunu seçeyim.
This one. Ha, sadece Yuyinpe, o da bizde yok. Peşin ödeyeceğiz arkadaşlar. Bu benim arkadaşlar, geldi. Şimdi burada yemeği yiyelim. Ondan sonra Arda'nın siparişini alayım. Sonra hızlıca otele gideyim, oteli toplayayım. 19.45'te beni alacaklar havalimanı için. Yer yok mu? Abo, yer yok. Ha, var. Yalnız tuvalet önü. Tuvalet değil gerçi ama. Ya şurada çok güzel manzaralar var ya. Neyse, şimdilik şuraya. Abi ben de buraya oturmak istemiyorum ya. Şuraya geçeyim, şu dayının yanına. Niye? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Çantayı aldığımda şurası açıktı, biliyor musunuz? Allah'tan pasaport var ama burada ben hep telefonları falan taşıyordum. Ben mi açtım, başkası mı açtı? Tehlikeli şeyler. Neyse. Şunları bir tuzlayayım. Hızlı bir şekilde yiyeyim. Biraz vasat ya. Öyle çok... Zaten hani McDonald's'tan ne beklersin ama hani bildiğim bir yiyecek olduğu için yiyeyim dedim arkadaşlar. Şunları da dökelim. Pratik olmak gerekiyor. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Yani bu vlogları çekmek benim için o kadar zor ki. Yani hiçbir şey yaşayamıyorum. Her şeyi sizin için yaşıyorum şu anda. Nereyi gördüm, ne yaptım çok bir şey anlamıyorum. Yani siz benden daha çok yaşıyorsunuz. O nedenle videoyu beğenin. Bir de abone olduğunuzu düşünüyorum. Yani değilseniz lütfen abone olun. Güzel içerikler hazırlıyorum çünkü sizlere. Ayıp olmasın şimdi. Yiyen var, yiyemeyen var. Ben bunu kapatıyorum. Dostlar yemek bitti. Süper geldi vallahi. Şimdi kabloyu alayım hemen otele. Bana demişlerdi yani böyle 20 dakika bekle, maksimum 40 dakika falan. Bir saati geçti. Sonunda geldi. Hele şükür geldi. Bu hanımefendi getirdi. Çok terledi herhalde. Şu an görüntü vermek istemiyor. Hemen ödeyip çıkmam lazım. İşte her şey şunun içinde. Çantayı atalım ve gidelim. Şimdi yapmam gereken şey hızlıca bir taksi bulup gitmek. Bu arada sadece taksiye verecek param kaldı. Çünkü 500 yuan çekmiştim. 450'si gitti, 50 kaldı. Ondan da giderim bir şekilde. Gergin zamanlar. Baktım ama Google Maps'ten 15 dakika diyor, yetişirim. Bu arada bir tane taksi buldum, atladım içerisine. Normalde başkası biniyordu. Onlara dedim ki havalimanına yetişmem gerekiyor ama aslında benim de sıramdı. Şimdi abiye verdim, bana bağırıyor, çağırıyor böyle ama normal konuşuyor herhalde. Benim telefona bir şeyler yapıyor. It's okay. Önce otele gideceğim, ondan sonra havalimanına gideceğim. Dayı ne yaptın ya? Dayı beni bitirdi ya. Vallahi çok gerildim ya. Bayağı action'lı bir yolculuk oldu arkadaşlar. Abi acayip bağırıyor ya. Konuşurken böyle bağıra bağıra konuşuyor. Hello? Thank you. Thank you so much. He's great. Thank you. Bu arada beni almaya gelmişler. Aşağıda gördüm lobide. Neredesin falan diyor. Adama dedim erken geldin. Evet dedi, hadi gidelim. Dedim bir bekle, bir duş almam lazım, odayı toplamam lazım. 30 dakika istedim. 30 dakikada bunların hepsini yapmam lazım. Şunu açayım hemen. Hızlıca bir duş, sonra odayı toparlama. Vallahi bana verilen süreden daha hızlı bir şekilde odayı toparladım. Şöyle son kontrollere bir bakayım. Uçağa bineceğim için eşofmanımı da giydim. Rahat giyindim. Şimdi check-out yapıp gitme vakti. Ama otellerde çok şey unutuyorum ya. Böyle şarjlar, kıyafetler. O nedenle şöyle bir son kontrol yapayım. Bir şey yok. Bu otelde ne unuttuğuma dair bir anı paylaşacağım size. Aşağı geçeyim. Bomba. Bomba bir anı. Hadi aşağıda görüşürüz. Check out please. 705. Thank you. Bye. Check out'umuzu da yaptık arkadaşlar. Hello. Hi. Kamerayı görünce çıldıran Çinliler. Bu arkadaşla gideceğiz. Have a good night. Bye. Arka tarafta benim başım ağrıyor. O nedenle ön tarafa oturmak istiyorum. Böyle midem bulanıyor başkasının sürdüğü arabada arkaya oturursam. Sadece şu yastığı koyayım buraya. Şuraya geçeyim. Thank you so much. Ve geldik. Thank you. Ya böyle bir saflık yok ama pasaport burada mı diye kontrol edeceğim. Yani otelden çıkmadan yapmak lazımdı ama
Have a good night. Bye bye. Ya ne büyük bir havalimanı ya. Daha bundan birkaç tane daha var şuralarda. Normalde havalimanlarına girerken pek güvenlik olmaz ama Çin'de var, Türkiye'de var, Amerika'da, Avrupa'da pek yok. İstanbul, ha neresi? B kontuarını bulalım bakalım arkadaşlar ileride. Havalimanı kalabalık, şey diyormuşum böyle, bayram nedeniyle falan. Ya bu Çin'de bayağı soğuk espriler yaptım, herkesten özür dilerim. Doğru değil yaptığım şeyleri. Affedin, saat farkı, uçuş, onlardan dolayı kusura bakmayın. Anında Turkish Airlines. Bilet tamam arkadaşlar. Dönüş ekonomi. Hani böyle bir beklenti oldu bende, ne yalan söyleyeyim. Elite Plus yolcu, belki business'te boşluk varsa, ekonomi fullse bir upgrade ederler diye, olmadı. Bir 12 saat bol bol film, yürüyüş, idare edeceğiz artık. Biraz vaktim var. Bir şeyler yemek için lunch varmış. En azından oraya gideyim. Bu arada iPhone satıyorlar arkadaşlar. iPhone 10? How much money? How much money? Ya bomba bunlar. Az önce adam beni çevirdi. Diyor ki işte gel sana iPhone satayım falan. 600 yuan'dı yalnız ya. Bayağı ucuz ama bir işkillendim yani. Ne demek 600 yuan? Çaldın mı? Ne yaptın? Kamerayı görünce kaçtı. Çakal. D82'yi bulmam lazım. Hani size şey söyleyecektim de zaman kalmadı. Otelden çıkarken orada ne unuttum diye. Şöyle ceketle gelmiştim buraya. Hani dediler ki klimalar falan acayip soğuk oluyor, yanınıza getirin. Ben de ceket getirmiştim. Ceketim de güzel bir ceketti. Yemeğe çıkarken giydiğimi hatırlıyorum. Çünkü çekindiğimiz fotoğraflara bakıyorum. Var ama odada yok. İndim. Bu burada dedim. Hani yemek yediğimiz yerde. Ama kabul etmiyorlar. Yani burada bulunsa zaten bir ses söylerdik. Bu arada check out yaptım. Dedim ki o zaman ben odaya tekrar bir çıkayım. Gardıroba bir daha bakayım. Hani orada mı acaba falan diye. Odaya çıktım. Ceket arıyorum. Hani ceket nerede olabilir falan diye. Ve odada ceket bulamadım. Ne buldum biliyor musunuz? Laptop. Odada laptop unutmuşum. O nedenle diyorum ki en son çıkarken bir bakıyorum. Siz de mutlaka otelde ya da uçaktan ayrılırken kontrol edin arkadaşlar. Bu arada D81 şurası ama ben öncesinde bir launch'a uğrayacağım. Launch D70 küsür dedi, gerideydi. Zaten kapıda çok fazla değilmiş. Süper. First class launch. Şu yukarıdaymış. Ekonomiyle git ama business launch'lardan da faydalan. Yani sonuçta bana verilmiş bir hak. Niye faydalanmayayım ki? Bu arada cihazların şarjı bitmek üzere, GoPro'nun şarjı bitmek üzere, iPhone, Android hepsi bitmek üzere. Bakalım Çinlilerin launch'ı nasıl? Emirates'in launch'ını gördüm. Ben oraya giremem. Star Alliance üyesi bir yer olması lazım. Bence şurası galiba. Aynen burası. Boarding başladığında benim 7 dakikam var. O nedenle saati alarm falan kursam iyi olur. Düşünsene ya burada uçak kaçırdığımı. Thank you. Bu arada uçakta hiç böyle bir Türk yolcu falan pek görmedim yani. Ağırlıklı Çinliler vardı. Türk mutlaka vardır ya. Birkaç gündür Türk göremiyorum. Yalnız geldim zaten buraya. Hiçbir Türk gazeteci de gelmedi. Aa yemekler. Tamam hatırladım burayı. Hatırladım. Hatta buradan hızlı şarj satın almıştım. Onu kullanmaya çalışmıştım. Rezil olmuştum falan. Yemekler şurada. Şimdi bir priz yanı bulayım bakayım. Ha buldum. Şurası. Mükemmel. Şuraya çökeyim. Şu bir şurada dursun. Şu yemeklere bir bakalım. Ama önce şarj. Bu business launch'taki dinlenme sona erdi. Şimdi boarding başlayacak birazdan. Güzel dinlendik, yedik, içtik. Sağ olsun Air China güzel bir launch yapmış. 3 sene öncesini hatırlamış olduk. Bakalım koltuğumuz ne olacak? Bir de şöyle bir durum var. Yanıma kim gelecek? Yani o da önemli. Yanıma kim gelecek? Bilmiyoruz. İnşallah problemli bir tip gelmez. Yani burada soğan, sarımsak günlük yiyeceklerden. O nedenle ne bileyim ben gene kötü düşünmeyeyim ya. İyi düşüneyim. Ve geldik. Boarding başlamış bu arada. Şuradan geçelim. Elite Plus olmanın avantajları. Erken geçip erken gidelim bari. Allah kısmet ederse şu ufaklık bizi götürecek. Yanıma kitap aldım. Mahdi Eğilmez'in bir kitabı. Ondan sonra iPad'de bir sürü film var zaten. Türk Hava Yolları'nın kendi filmleri de var. Uçakta bol bol yürürüm. Bir yandan kendimi hazırlamaya çalışıyorum 12 saat ekonomi uçuşuna. Olsun yani günün sonunda sevdiklerimi göreceğim. Bu arada bu videoyu uçakta montajlamayı düşünüyorum.
Bitirirsem iyi olur. Çünkü bir kalırsa kalıyor yani. Aynen, iyi fikir. Ben bu videoyu uçakta montajlayayım. Selamlar. 13G. Sağ olun. Kızlar selam. Evet, işte koltuğumuz burası. Böyle annem bir duası var ya, Allah iyi insanlarla karşılaşmayı nasip etsin. Şu an o duaya çok ihtiyacım var. Şuraya gelecek kişi. Ve yolculuk birazdan başlayacak. For my YouTube channel, say hi. Beyefendiyle beraber 12 saat boyunca birlikte olacağız arkadaşlar. Video burada sona eriyor. Kendinize çok iyi bakın. Yorum yazın, videoyu beğenin. Abone değilseniz abone olun. Niye güldüğümü bilmiyorum ama bir an önce bitsin, gitmek istiyorum. Hoşçakalın.